Mana yolunun öncüsü, takva altınının sarrafı, hidayet mührünün ve yüzüğünün kaşı, velilik aleminin emini, esrar hazinesinin sahibi Mansur bin Ammar, hakim şeyhlerden ve bu zümrenin ileri gelenlerinden olup, Vaaz Vadisi'nde söylediği veciz sözleri vardı. Öyle ki hiçbir kimse ondan daha güzel söz söylememiştir. Mükemmel bir beyan tarzı vardı. İlim dallarında kamil bir mertebede olup, muamele ve marifetteki hali tamdı. Bir kısım mutasavvıflar onun hali hakkında mübalağa etmişlerdir. Iraklıların sohbetinde yetişmişti ama Horasanlılarca da makbuldü. Merv'dendi. Bazıları bu Senç'ten olduğunu söylemişlerdir. Basra'da ikamet ederdi. Tevbesinin sebebi şuydu. Üzerinde Bismillahirrahmanirrahim yazısı bulunan bir kağıt bulmuş, kaldırmış, koyacak bir yer bulamadığından ağzına atıp yutmuştu. Rüyasında bir sesin kendisine o kağıda göstermiş olduğun hürmetten dolayı sana hikmetin kapısını açmış bulunuyoruz dediğini görmüştü. Sonra bir müddet çile çekip vaaz meclisi kurmuştu. Naklederler ki bir genç fesat ve işinuş meclisi düzenlemekle meşgul olurdu. Kölesine 4 akçe verip meclise mezelik almasını emretti. Köle yolda giderken Mansur bin Ammar'ın meclisine uğradı. Biraz durup ne söylediğini anlayayım diye düşündü. Mansur bir fakir için bir şey istiyor ve 4 dua yapmam karşılığında bana 4 akçe verecek biri var mı içinizde diyordu. Köle bundan daha iyi hiçbir şey yoktur deyip elindeki 4 akçeyi ona takdim etti. Mansur istediğin dua nedir diye sordu. Köle ilk olarak azad olmam için, ikinci olarak Hak Teâlâ'nın efendime tevbe nasip etmesi için, üçüncüsü olarak elimden çıkan 4 akçenin bedelinin iade edilmesi için, dördüncüsü olarak da Allah'ın sana meclisinde bulunanlara, bana ve ağama rahmet buyurması için dua buyur dedi. Mansur bu yolda niyazda bulundu. Köle eve geri dönünce ağası nerede kaldın ve ne getirdin diye sordu. O da Mansur bin Ammar'ın meclisindeydim. O 4 akçeyle 4 dua satın aldım dedi. Ağa ne duası diye sorunca köle durumu hikaye etti. O vakit ağa sana hürriyetini bağışladım. Bir daha hiç içki içmemek için Allah'a tevbe ettim. O 4 akçeye bedel olmak üzere sana 400 akçe bağışladım. Geriye kalan 4. dileğinde benimle alakası yok. Ben elimden geleni yaptım dedi. Ağa o gece rüyasında hatiften gelen bir sesin şunları söylediğini gördü. Sen aciz bir kulken elinden geleni yaptın. Biz de bize havale ettiğin şeyi yaparak sana da, kölene de, Mansur'a da, mecliste bulunanlara da rahmet ettik. Naklederler ki bir gün mecliste vaaz ederken biri üzerinde şu mısraların yazılı olduğu bir kağıdı kendisine uzattı. Dindar olmadığın halde dindarlığı emrediyorsun. Tabip halkı tedavi ediyor, oysa kendisi hasta. Mansur ona şu cevabı verdi. Be adam, sen benim sözümle amel et. Zira sözüm ve ilmim sana faydalı olur. Ameldeki kusurumunsa sana ziyanı olmaz. Kendisi anlatıyor. Bir gece dışarı çıktım. Bir evin kapısına vardım. İçeride biri şöyle münacatta bulunuyordu. Ya Rab, işlediğim şu günahlar emrine muhalefet etmek için değildir. Daha doğrusu bu günahlar yolumu kesen nefsimden sadır olmuş. İblis de onun imdadına koşunca günaha girmem kaçınılmaz oldu. Şimdi eğer sen benim elimden tutmazsan kim tutar? Bizi sen affetmezsen kim affeder? Bu niyazı işitince
Euzubillahimineşşeytanirracim deyip, cehennemin yakıtı insanlarla taşlardır. Görevlileri sert ve şiddetli meleklerdir. Mealindeki ayeti okumaya başladım. Sonra bir ses duydum. Sabahleyin o evin önünden geçerken orada bir kaynaşmanın ve vavelanın bulunduğunu görünce ''Bu hal nedir?'' dedim. Oradaki bir ihtiyar, ''Akşam oğlum Allah-u Teala'nın korkusundan öldü. Birinin mahallede okuduğu bir ayet üzerine oğlan bir nara atıp can verdi.'' dedi. Mansur dedi ki, ''O ayeti ben okudum. Onu da ben öldürdüm.'' Naklederler ki Harun Reşit, Mansur'a, ''Sana bir soru soracağım. Cevap vermen için de 3 gün mühlet vereceğim.'' dedi. Mansur sor deyince, ''Harun insanların en alimi ve cahili kimdir?'' dedi. Mansur dışarı çıktı. Sonra yoldan geri dönüp geldi ve dedi ki, ''Ey müminlerin emiri, cevabı dinle. İnsanların en alimi Allah'tan korkarak ona itaat eden, en cahili de kendinden emin olarak ona asi olandır. Tenzih ederim o Allah ki, ariflerin kalbini, zikrinin mahalli, zahitlerin kalbinin tevekkül mevzii, tevekkül ehlinin kalbinin rıza menbaı, fukaranın kalbini kanaat yeri, dünya ehlinin kalbini tamah vatanı kılmıştır. İnsanlar 2 kısımdır. Bir kısmı ulu ve yüce Allah'a muhtaç olma durumunda olup, şeriatin zahirinin hükmüyle en yüksek derecede bulunmaktadırlar. Diğer kısmının gözü ihtiyacı görmez. Allah Teala'dan başkasına iftikar gözüyle bakmaz. Çünkü bilir ki yaratma, rızık, ecel, hayat, saadet ve bedbahtlık hususunda Hak Teala ezelde ne takdir etmiş ve herkesin kısmetine ne ayırmışsa ondan başkası olmaz. Şimdi bu kısım tam manasıyla Hakk'a muhtaç. Keza Hakk'ın gayrısından tam olarak müstani durumdadır. Hikmet, ariflerin kalplerinde tasdik diliyle, zahitlerin kalbinde tafdil diliyle, abidlerin kalbinde tevfik diliyle, müritlerin kalbinde tefekkür diliyle, alimlerin kalbinde tezekkür diliyle konuşur. Ne mutlu o kimseye ki sabahleyin kalkınca mesleği ibadet, fakr arzusu, uzlet isteği, ahiret himmeti, ölüm düşüncesi, tevbe azmi, tevbenin kabulü ve rahmete nail olma ümidi olur. İnsanlar 2 türlüdür. Ya nefsi hakkında ya hak hakkında ariftir. Nefsi hakkında marifet sahibi olanın meşgalesi, mücahade ve riyazet olur. Hak hakkında marifet sahibi olanın meşgalesi de onun hizmeti, ibadeti ve rızası olur. Kulların kalpleri tamamiyle ruhaniyet sıfatı üzeredir. Ama bir kalbe dünya, şek ve pislik girince, o kalplerde mevcut olan ruh perde ardında kalır. Kulun en güzel elbisesi tevazu ve inkisardır. Arif'in en güzel elbisesi takvadır. Halkın zikriyle meşgul olan hakkın zikrinden geri kalır. Nefse muhalefette nefs için selamet, muvafakatta beden için felaket vardır. Dünya musibetleri karşısında yakınan bir kimsenin bu musibeti dini musibet şekline dönüşüverir. Dünya tamahını bırak, gamdan kurtulup rahata erersin. Dilini koru, özür dilemekten kurtulup istirahat edersin. Bir günah işlediğin zaman duyduğun sevinç, günahın kendisinden daha beterdir. Vardığın her yerde bir taş alıp bir demire çak. Çakmak taşını polata vur. Olur ki bir yanık, kıvılcım ve aşık ortaya çıkar. Eğer yanarsa mazur gör. Zira kafilenin güzergahına düşmüşsün. Vefat edince Ebu Hasan Şarani onu rüyada görmüş ve ''Ulu ve Yüce Allah sana nasıl muamele yaptı?'' diye sormuş. O da şunu anlatmıştı. ''Allah, Mansur bin Ammar sen misin?'' ''Mansur, evet.'' ''Allah, halka zahitliği tavsiye edip
ona göre hareket etmeyen sen değil misin? Mansur, ya Rab, evet, durum buyurduğun gibidir ama ilk önce senin kuts övgünü dile getirmeden, sonra peygambere salavat göndermeden, sonra da senin halkına samimi surette nasihatte bulunmadan hiçbir vaaz meclisini açıp kapamış değilim. Allah, doğru söyledin, buyurdu. Sonra meleklere, onu bir kürsüye oturtup semaya götürün. Ta ki yeryüzünde, Ademoğulları arasında şanımın yüceliğini ifade ettiği gibi, melekler arasında da ifade etsin, diye buyurdu. Vesselam.